Mezopotamya konulu yapmışlar. İsmi de Nebukadnezar koymuşlar. Nebukadnezar ünlü kralın ismiydi yanlış hatırlamıyorsam. Neolitik şeydeyiz, dönemdeyiz. Hadi bakalım başlayalım, bir deneyelim. 300 popülasyon, 20 buğday, 20 ekmek, 12 de ev istiyor anladığım kadarıyla. Yok, verdiği şeyler bunlarmış. Normal olsun. Zor. Ya zor mudur bilmiyorum ama. Hayırlısı. Kanal kurallarında yazıyor gençler, chat kurallarında. Göçebe ekibiniz uzun zamandır aradığı bir yeri bulmuş gibi duruyor diyor. Verimli toprakları olan iyi bir iklime sahip ideal bir mekan. Buraya kurulabiliriz. Grubun lideri olarak siz de en önemli role sahipsiniz diyor. Yeni yuvanızın yapımını şey yapacaksınız, üstleneceksiniz diyor. Ben Gılgamış, senin rehberin olacağım vesaire bilmem ne. Bunları geçelim şimdilik. Dur. Müziği de biraz kısacağım. Biraz fazla çıkıyor gibi şu an. Ha, çok... Ha şu ideal gibi sanki değil mi? Biraz daha belki... Bir tık daha kısabilirim. Dediğim gibi oyun 90'ların teması altında çok ufak yenilikler vardı. Ben prolog zamanında görmüştüm. Ne gibi mesela? Derelerin taşması gibi durumlar söz konusu oluyordu mevsimsel. Bunları göreceğiz ne kadar etki edecek. Bakalım. Close any windows. Ha. Tamam. Da bu kısmı geçseydik iyiydi ya. Geç. Zamanları anlattın. Güzel. Tamam. Housing. Buraya ev dikmemi istiyorsun. 4 road'umuz var. Infrastructure. Depo yapabiliyoruz ve ev yapabiliyoruz. Evleri şöyle kuralım. Bu şekillerde evleri kurabiliyormuşuz direkt. İlk gelen köylülerimiz bunlar. Bir de yol bağlamamız gerekiyor. Tamam. Hadi yol da bağlayalım. Sıkıntı yok. Etrafından yol döndürmemi istiyor. Ne olmuş? İngilizce mi konuşmaya başlamış? Uganda konuşamayacak mıyım maalesef? Tam belgeseli izliyorum. Ders başladı, bitince de yayın demiş. Sorry for my bad Brishland. Brishland? Peki. Michael Jordan. solda neyimiz varmış? Advisor tab'imiz varmış. Tamam. Burayı açtığımızda görevleri gösteriyor. Görev için diyor şu an buğday yapmamız lazım. Hadi buğdaya başlayalım dedi. Peki. Lojistik şu da food production olacak. Crop farm. Farmın hazır. Tarlan hazır ama birkaç problemim var gibi diyor. Şey dikmek için üzerine tıklayıp seçecekmişim. Buğday. Ha direkt böyle gösteriyor buğdayı, anladım. Tamam. Okay. Fırın yapmadan önce taşımayı öğrenelim diyor. İyi seyirler, hoş geldin. Hamallar tarafından taşınıyormuş. Bunları kiralayabilirsin diyor. Bla bla bla. Ama menzili kısadır diyor. Ha. Peki. Önce şuraya o zaman şeyimizi yapalım. Fırın. Taşımada şu lojistikte herhalde. Oğlum dışarı çıktım. Dondum anasını satayım. İki tane de depo yaptık buraya. Tamam. Tamam, kabul ediyormuş şu an. Bunları kabul ediyor. Eğer tıklarsanız kabul ediyor. Okey. Bu sadece buğday kabul etsin seçtik. Bunu da sadece ekmek kabul etsin seçeceğiz. Birine ekmek, birine buğday depolanacak. Okey, peki. Stokta varsa da yok etmek için bunu kullanabiliyormuşuz. Tamam. Tamam. Başlangıcımızı yaptık. Bu zaten prolog bölümü böyle değildi gerçi. Daha farklıydı. Orada su baskını falan yaşıyorduk. Yeni, aynen. Hoş geldin Pınar, iyi seyirler.
Oyun çok iyi duruyor. Feroh gibi ya. Belki hatırlar mısın? 90'larda Feroh vardı hani. Direkt medeniyeti kur. Büyük ihtimalle askeri olayları da olacaktır diye tahmin ediyorum. Feroh'ta en azından öyleydi. Antik Mısır'da oynuyordunuz, toparlıyordunuz, şey yapıyordu. Korona var, nereye çıkıyorsun? Kargoya gittim, bankaya gittim. Pezevenk işim var, sana mı soracağım? Allah Allah. Arcın 20 yaş altı mıyım ben? Ne demek korona var, nereye çıkıyorsun? Abi 720'de izliyorum hem de evdeki internetten. Bugün kutsal bir gün demiş. Başımızı belaya sokma. Bu maksimum zoom out bu sırada. Bu da maksimum zoom in kısmı. Yani çok fazla zoom in yapmanıza izin vermiyor. Açıkçası bir tık daha zoom in yapıp böyle şeyleri daha iyi görmek isterdim. Grafikleri, animasyonları falan ama eyvallah diyelim. Burada fırıncıların animasyonu var. Biraz da çizimler şeyi andırıyor. Settlers'ı andırıyor. Eğer Settlers'ı oynadıysanız, oynamadıysanız çok güzel oyundur. Kesinlikle oynamalısınız. Ben hala oynuyorum Feroh. Peacock'tan aldım. Ya GOG'dan aldım demiş. Bende de var Feroh. Steam'den almıştım ben ama ya. Multisi yok mu oyunun? Zannetmiyorum olduğunu. Bakarım çıkarken ama zannetmiyorum olduğunu. Çok basit bir akışımız var. O zaman hızlandıralım ya. Ver 3x'i. Zaten görevimiz buğday toplayıp ekmek yapmak şu anda. No work. Ne demek no work? Çalış ulan. Oyunun amacı ne demiş? Ebenin şantı. İyi güzel. Hızlı da üretiyor sayılırlar ya. Yani makul seviyede. Peki genel olarak biraz inceleyelim, modelleri inceleyelim. Production chain'imiz var, üretim zinciri diye geçiyor. Sonu niye buraya bağlamış evlere? Ticaret ve diplomasi. Buradayız şu an, Suriye tarafı. Hatay'a çok yakınız. Üretim, tüketim şeyini gösteriyor, tamam. Burada prestijimiz varmış. Popülasyondan alıyoruz galiba biraz. Evet. Şey evlerin tipinden biraz kazanıyoruz. Ticaret prestiji varmış. Tamam, onun dışında yardım sekmesi var. Okey. Şarkı güzel. Ya temaya uygun. Kalbimi sana versem de göçüp gitsem bu çorak topraklardan demiş. Vay be. Onur bana hiç böyle şeyler demiyorsun. Onur bu sırada akşam 8'de squat go bur. Ha kirlilik de varmış. Peki bir şey diyeceğim. Neyin kirliliği bu Allah aşkına? Bu şu an neyin kirliliği ya? Ne yapıyoruz abi burada? Sen kaç dil biliyorsun demiş. İngilizceyi biliyorum. Onun dışında şeyler hep... Başladığım diller hep başlangıç seviyesinde kaldı. Fransızca, Yunanca, İspanyolca... Almanca. Hepsi başlangıç seviyesinde kaldı. Hiç ilerletemedim. Biraz kullanmak gerekiyor. Sıçacak yer yok demiş. Kardeşim tarla var. Tarlaya sıç. Allah Allah. Hiçbir... Neyse. Oyunun amacı ne? Bayılıyorum böyle şeyler. Senin sahil olduğun yerde sahiline vuran dalgayım demiş. Anlıyorum hocam. Anlıyorum. Şimdi maksimum stoğu 20'ye indirme planım var. Çünkü şöyle bir mevzumuz var. Buğday birikmiyor. Buğday birikmediği için ekmek aşırılığı var. Devamlı ekmek yapıyorlar. Onu limitledim şimdi 20'ye. 36 ekmek var elinde. O 16 yenilene kadar en azından buğday üretimi biraz daha devam eder ve görevi tamamlarız. Ama gördüğüm kadarıyla biraz yavaş ilerleyecek oyun. Tabii campaign attığım için de böyle. Sandbox atsaydım biraz daha farklı olurdu ama oyunu öğrenmek amacıyla campaign başlayalım dedim. Çünkü ben de ilk kez oynuyorum. Ne denizsiz sahil ne sahilsiz deniz olur demiş. Ulan yeter be, yaktın ciğerimizi. Çekme. Tamam, mekanı bulduk. Anladık bu kısmı. Buraya geç. Tutorial'ı da verme bana. 16 tane basit ev varmış. İhtiyaçları da var bu sırada. Süt ve ekmek diye geçiyor. Ne hemen bir tarlayla başlayalım. Oo, hayvan şeyi de yapabiliyoruz. Verimli topraklar anladığım kadarıyla bu yeşilli yerler olarak gözüküyor. Şöyle yaparsak sanırım maksimum oranda bundan faydalanacağım. Ya
Hadi şurayı da ekle. Stok da yapalım hemen. Neredeydi? Poor market. Basit market şeyi varmış. Şöyle yapalım. Buraya da iki bakery atarız. Hepsinin bir alanı var gördüğünüz gibi. Alanlarına yakın şey tutmaya çalışıyorum o yüzden. Sen buğdayı alıyorsun, ekmeği değil. Sen de buğdayı almıyorsun, ekmeği alıyorsun. Bibidi babidi bum. Süt kalsın şimdilik. Osmanlı var mı demiş. Var amına koyayım, var. Neolitik dönemdeyiz ama Osmanlı var kardeşim. As bayrağını, Türk bayrakları da görüyorum ben. Hatta şuradan geçen bir iki atlı gördüm. Kesinlikle göçebe Türkler olabilir. Bence bu oyun Türk yapımı da olabilir. Zorlarsak onu bile bulabiliriz anasını satayım. Dinamikler Anno'ya benziyor. Yani. Daha ziyade dediğim gibi Feroh kafaları. Eğer 90'ları şey yapmadıysanız, Feroh'a denk gelmediyseniz. Yani evet, o zaman Anno'ya da bir tık benzetebiliriz. Animasyonlar açısından biraz daha şeye benziyor ama. Settlers'a daha çok benzettim animasyon yapısını. Şuraya da bir depo yap. Buna diğerlerinin alayını kapatabilirsin. Bunlara da sütleri kapattım. En de sonunda galiba market yapıp bunun hepsinin ortasında bir yer şey yapmam lazım diye tahmin ediyorum. Böyle alayını içine kapsayan. Evet, şöyle bir market de yapayım. Pek hoş olmadı dizaynı belki ama. Market işte ya. Age of havası hissettim ben animasyonlarda demiş. Anadolu Selçuklu var mı? Var ama. Var, o da var. Var oğlum, var. Her yer Türk ya. Caesar'a benzettim ben. Yani Caesar, Feroh ikisi de çok yakın oyunlar. O yüzden ikisine de şey yapacağım yani. Şimdi bir üst seviye ev yapmamız gerekiyormuş, tamam mı? Poor house diye geçiyor. Anladığım kadarıyla bir beklentileri var diye tahmin ediyorum bir üst seviyeye çıkabilmek adına. Şu an ekmek ve süt beklentileri var. Onları karşılarsak ikinci level diye gözüküyor. İkinci level'da herhalde ev otomatik şey olacaktır. 16 tane ev istiyor. Burada zaten 4, 8, 16 var. Tamam. Nüfusun da nereden baksan iki katına yaklaşmasını istiyor. Bunların hepsi herhalde şeyi sağladığımızda yaşanacak diye tahmin ediyorum. Şu an ekmek üretimi falan var gördüğünüz üzere. Süt üretimi de var. Peki daha güzel bir sorun var. Market neye göre çalışıyor? Distribution of goods and services. Bakalım. Tamam, onları anladık. Checkpoint tool mu? Ha. Oo. Market satıcılık yapacak. Bir dakika. Rotasını belirlemen lazım diyor. Rotasını nasıl belirliyoruz peki? Ama onu da bir anlamaya çalışayım. Suzerain oynadın mı? Hayır. Kim o kısma bir daha bir bakalım. Distribution'dan goods. Tamam. Şurada pozitif şeyi varmış, tamam. Öyle basarak yapacağız. Burada görmüyorum yalnız pozitiflik falan ama. Seller, ha tamam. Bir hamal var, bir de şey var. Satıcı var. Satıcı ayrıymış. Okey okey okey. Missing resources. Niye? Buraya geliyor işte. Şuna gerek yok. Eksiltebiliyor muyum? Yok. Tamam, şöyle yaptık mı hepsine satıyor. Bunun için de yine aynısı geçerli.
Tamam, bu da hepsine satıyor artık. Tamam, satıcılar, satıcı mesleğini açtık. Hamallar taşıyor, satıcılar satıyor. Gördüğünüz gibi evler de gelişmeye başladı, istekleri karşılanınca poor house'a geçtiler. Tamam, ilginç. Yeni şeyler geliyor. Göçebeler geliyor. Marketteki ürünün fiyatını değiştirebiliyor musunuz? Zannetmiyorum. Bir an için Stronghold'a benzettim. Bir tık benziyor. Bir tık. 90'larda oyun mu vardı demiş. Olma mı? 90'larda en iyi oyunlar vardı zaten. Nil Nehri yayınları gibi. Yani şu an biraz daha Filistin tarafı diyelim ama Mezopotamya'da geçiyor oyun genel olarak. Aleykümselam, iyi seyirler. Nüfusu neredeyse sağladım sayılır. Ya çok şey kalmadı. Bazı evlerin hala ihtiyaçları karşılanmamış yalnız. Acaba daha çok hamam mı lazım? Ekmek biraz az. Aynen, ekmek çok yavaş yetişiyor çünkü buğday da yetişmiyor. O zaman biraz daha buğday. Olur mu? Kurtarır mı? Var mı seviyemiz? Yani bir tık. Sen hamalsın, sen tarlacı. Herhalde tarlacının sayısıyla alakalı bir problemimiz yoktur diye düşünüyorum. 18'de 18 bölge bakabiliyorlar diye gözüküyor. Ha, bir dakika. Evet. Yeni yapmadım o bölgeleri. Yine de şey oluyor galiba. 8-18. Aynen, bölge sayısına göreymiş. Tamam, şimdi anlaşıldı. 18'de 18 bunlar mesela. Bir de 8-18'imiz var. Tamam. Anca toparlıyor. Sümer olmamız var o zaman demiş. Yani zaten isimden oraya şey yapabiliriz. Vurgu alabiliriz. Kaç kare yaptığımı yalnız bilmiyorum. Onu görmenin bir şeyi yoksa o tatsız olmuş. Belki daha sonra eklerler oyuna ama. Yani mesela tarlayı yaptım. Kaç bölgelik yaptığımı görmüyorum. Ama işte gözüme çarptı diye ona göre yaptım. Aynısını hayvanda yapamam diye tahmin ediyorum. O iki tane 18 var. Başka boşta var mı bilmiyorum. Hadi bir daha şey yapayım. 3 18. 3 tane boşta varmış burada mesela. Aslında yetiyor zaten yani. Çok şey değil. Kör oldum. Eyvallah Kodicek. Teşekkür ediyorum bitin için yavrum. Aleykümselam Eren. Hoş geldin. Birkaç tane toplanamayan ev kaldı. Onların da ekmeği var, sütü yok. Lan süt var işte ya. Dağıtın. O Dragur, teşekkür ediyorum aboneliğin için, 15. ayın kutlu olsun. O Dragur şey değil mi ya? Gılgamış Burak değil mi? Burak ismini mi değiştirdin? Aleykümselam. Ulan tanıyamadım bir ara. Ne ara değiştirdin ismini ya? Daha hayırlı olsun yavrum. İyi yapmışsın. Ama ya Gılgamış tam şu anlık. Bu sırada onu da söyleyeyim. Advisor'ın ismi bile Gılgamış. Ha, bugün değiştirdin. Hayırlı olsun. Şu evlere de süt sağlarlarsa artık. Süt rotasında şey mi yok? Abi süt rotasını koymamışım buraya ya. Olabilir yani. Yıkmam gerekiyordu. Sulama kanalını. Şu an hepsini çözeceğiz. Geliyor. Suyu getiren adam. Tamam, ver abi kanalı da şöyle. Aynen, bu kanal şöyle gelsin, tamam mı? Mis bonbon şekeri. Şu kadar yeter herhalde o kanalı. Abi çok basit bir şey yapacağız. Live store böyle koy. Crop farm'ı böyle koy. Tamam mı? Sulama kanalının etrafında tarlanın olup olmaması bir şey etkiliyor mu? Onu bilmiyorum. Onu göreceğiz. Uzat. Ben de öyle. Yap şunu. Tamam mı? Şimdi mevzuyu çözmeye geliyorum. Şu
Şu genişten bağlayalım. Çok sıkıntı olmaz. Depo nerede? Bir depo sana, bir depo sana desek. Burası crop'tu değil mi? Burası sütü almasın abi. Şunları da almasına gerek yok. Burası da tam tersi, bunları almayacak. Oldu bitti. Şimdi dediğim gibi büyütebilirim işte. Buralara da büyüsün, problem değil. Sen buralara büyüyebiliyor musun? Yok. Kalsın. Araya da çıksın. Aynen. Yolu yaptık ya. Direkt nehir kenarı bir yere kurulamıyor muyuz? Harita bu. Buraya da yerleşim yerlerini yapayım. Tamam. Buralara da suyu taşıtacağım birazdan kuyularda. Çözdük sayılır ya. Çözdük. Bu dizayn kurtaracak yani. Bakery'yi de yani şöyle iki tane de baker yaptık buraya. İnsanlar bir gelsin. Eyvallah yavrum, iyi seyirler, hoş geldiniz. Bugün akşama hangi oyun var? Program var yavrum. Spoilersız Age of Samurai ile ilgili fikrini söyler misin? Güzeldi. Ya oğlum, belgesel dizi, ne bekliyorsun? Adam oraya film çekmeye gelmiyor ki. Tamam. Fırınları hallettik. Şeyleri hallettik. Artık çalışsınlar bir zahmet ya. Vallahi biraz az oldu alanlar ama yani kurtarmalı diye tahmin ediyorum. Ki çalışıyorlar da gördüğüm üzere. Bunlar niye duruyor bilmiyorum. Bunlar neyi bekliyorsunuz siz? Hasat için bekliyorlardır belki. Aynen. Bekliyor. Onun için bekliyorlarmış. Tamam. Bir an dedim eyvah, bir yerlere yine bir bokluklar olacak galiba ama yok, kurtardı. Başka clay mine şimdi. Seramik buraya koyacağız. Bunları deaktif tutacağım bu sırada. Şu an insan harcamayalım buraya. Bir de depo lazım bu arkadaşlara tabisi. Tamam. Buraya kadar. Ey. Tamam, onu da bağladık. Bir de market lazım. Marketi şöyle koyarsak bütün depolara erişimi oluyor. Tamam, o da çok güzel. O da nokta atışı. Bir de su kuyusu lazım aga. Su kuyusunu nereye oturtabiliriz? Aha, dizaynda sıçtık. Şöyle yapayım. Dur, şuradan yol açayım. Demokrasiye çareler tükenmez. Buraya yapamıyorum kanal. Peki, yapamayalım. Ne yapalım? Eyvallah. Suyu bu nereden alıyor onu bilmiyorum bu sırada. Yani direkt suyu buna bağlamam gerekiyor olabilir mi? Eğer öyle bir şey varsa bir tık kanal şeyini azaltmam lazım bu sırada. Neyse, şu an kurduk bakalım ya. Şu an getiriyor gözüküyor bütün suyu. Bir tane eve getirmiyordu. Onu da hallettik. Aha, başladı su taşımaya. Güzel. O zaman markete de hemen seller'ları koyalım abi. Başlayalım ya. Ekmeği alıyorsun ablacığım. Tık. Tık tık. Tık ve tık. Bütün evleri etkiledi değil mi? Aynen. Sütçüyü de alalım. Ve tık. Tamamdır. Bu da hepsini aldı. Şu an bütün evlere süt, ekmek ve suyu götürebiliyoruz.
Zoomlama var mı? Maksimum zoom bu. Research olayı var mı? Gençler yavaş bulacağız. Ne CK'sı? Önce squad var sonra CK var. Yazdım şişme harekatı. Şimdi ikinci seviyeye geldik. Üçüncü seviyede bu arkadaşlar seramik ve su istiyor. Suyu veriyoruz. Bir de seramik lazım. Binaları aktif hale getirelim. Nüfus da yetiyorsa başlasınlar ya. Peki seramiği de mi satmamız gerekiyor? Evet, seramiği de satmamız lazım. Menzilimdedir muhtemelen. O yüzden şöyle yapabiliriz. Biraz işçi azlığı var. People are leaving the city mi? İhtiyaçlarını verememişim, terk ediyorlarmış. Niye anasını satayım ya? Ekmek falan yetmiyor herhalde. Süt veya ekmek az kalıyor olabilir. Açıkçası ebesinin kaldığı ev o kadar da değil yani şu an. Ne yapabilirim? Şuradaki yolu yıkıp biraz bunu kaydırıp daha da fazla belki üretim sağlayabilirim. Yine aynısı bunun için de geçerli. Biraz kaydırırsam daha fazla üretim sağlayabilirim. O kadarı mikroya girer ya. Tamam, insanlar geri gelmeye başlamış. Gelsin tabii işlerini. Şuraya biraz daha ev yapalım. İnsan yetmiyor anladığım kadarıyla. Yetişsin hepsine. Ama evet, gördüğüm kadarıyla süt az. Sütün üretim alanı da bayağı az. Vatan aynı. Babil miyiz biz? Tam olarak değil ama Mezopotamya bölgesi, işte Suriye bölgesi, Filistin bölgesi, oralarda şey yapmaya çalışıyoruz. Hayat kurmaya çalışıyoruz. Tamam. Seramik üretimi de başladı. Yavaş yavaş o da şey yapacak. Çoğalacak. Aa, bir dakika. Burada tutmayan bir sıkıntımız var. Ablayı kapat. İki hamal var, iki satıcı var. Bir satıcı daha eklersem bir hamala daha ihtiyacım oluyor. Dolayısıyla buraya bir market daha yapmamız lazım bizim. Aynen. Şunu iptal et. Fazladan işçiye gerek yok. Böyle dağıtırsak. Tamam. Bunu da çözdük. Valla oyun detaylı. Çözümü güzel. Evler 3. seviyeye geçmeye başladı. Gördüğünüz gibi standart eve geldik. Bu da popülasyon sayısını arttırıyor. 16'ya çıkarabilirsek daha da insan gelecek. Daha da ev olacak. Toplamda 16 tane yapmam gerekiyor görev gereği. Şu an hani var olan seramik, süt, su, cart, curt yetişir mi bilmiyorum. Yetişiyor gibi ya. Anında bitmiyor gördüğünüz gibi. Depoda bittiği anda bitmiyor. Bir geri sayımı var. Yine de seramik bayağı yavaş yapılıyor ya gördüğüm kadarıyla. Belki bir tane daha clay mine yapılabilir yani. Arazi de çok elverişli değil ki. Tarla yapalım demiş. Vallahi yapabildiğim kadar yaptım. Daha fazlasını yapamam şu an. Suya daha fazla erişimim yok zaten. Evler yine göçtü istekleri karşılanmayınca. Niye? Süt yok. Ya dediğim şeyi yapacağız ya. Mecburen yapacağız. Yık abi bunları yık. Yolu da yık. Bunu da yık. Bunları da yık. Daha iyi konuşlanma için şöyle daha geniş bir alan. Aynısı burası için de geçerli olacak. Böyle yapınca daha büyük bir alana yerleşebiliyoruz. Deminkinden ziyade. Daha fazla üretim ediyor bu da. Böyle. Ya çok minimal bir ayrıntı ama işte hayat kurtaracak muhtemelen. Demin 18'e 2 idi, 18'e 10 oldu. 8 alan daha ekledik. Tarımda ne kadar da hatırlamıyorum. Tarım da biraz daha rahatlamış olmalı ama. Buraya da koyarız hatta. Tamam, 18'e 10 da bu oldu. Maksimum elde edebileceğim verim bu gibi duruyor. Toplu göç oldu, ne oluyor, batıyoruz demiş. İlk seviyeye ihtiyacı karşılayamadık o yüzden. Peki önce depolayıp sonra geliştirseydik.
yaptı. Sonra şeye başlasaydık dağıtma. Böylelikle idare eder görevi yap. Ya o şey yapacağım ya. Durdur abi marketleri, depolar fullensin. Bayağı bir insan gidecek şehirden. İhtiyaçları karşılanmadığı için hiç problem değil. Yapacağımız şey depolayıp ondan sonra satmak olacak. Böylelikle en azından yetişmeyecekse bile bunun için belli bir süre gerekecek. O süre bazında bütün evler gelişmiş olacak. Bütün evler gelişince otomatikman görevi kazanmış olacağız. Biraz hile denilebilir. Bir tık hilemsi. Ama dediğim gibi önemli olan başarmaksa mevzu bu. Ekmek nerede lan bunu? Bayağı ekmeği birader. Biraz zamanı akışına bırakırsak yapacağız. Kalite yanlışlıkla 480p'de kalmış. Ben de boyun 2021 için biraz fazla kötü görsele sahip değilim. Daha çizgi filmsel bir görseli var. Hileden raporladım demiş. Hoş geldin. Deve. Deve yok şu an anladığım kadarıyla. Belki ileride gelir. Güzel. Depolar fulleniyor. Seramikler de öyle, yiyecekler de öyle, sütler de öyle. Bu bizim bayağı bir işimize gelecek bu depolama mevzusu. Günü kurtaracağız. Aç şimdi abi de şeyleri, marketleri. Gerçi burada işçi azlığı varmış ama. Bak şimdi çatır çatır seviye atlayacak. İnsan geliyor. İnsan gelince buradaki işçiler de dolmaya başlayacak. Aynen öyle. Ve görevi tamamlayacağız. Ha, olabilir. Kalite düşükte kaldıysa kötü gözükebilir. People are leaving city. Peki. Hadi ulan yetişin. Ne yetmiyor? Ekmek mi yetmiyor? Ekmek dolu ulan. Nasıl yetmiyor? Ekmekçi abla çok yavaş mı çalışıyor? Ekmek kaynıyor abi şu an. 27 tane ekmek var. Ekmeksizlik nasıl bir şey? Herhalde çok hızlı tüketiyorlar. Bir tane daha satıcı al. O da ekmek dağıtsın. Şu ablanınkini mesela azaltabilirim. Tek şöyle dağıtabilir. Yoldan kısmış oluruz. Hadi ulan bir ev daha, bir ev daha. Bir ev, iki ev. Hadi. Yap. Alın size hile. Tamam. Ben oyunu beğendim ya. Böyle campaign'den gittiğim için anladığım kadarıyla bu daha böyle tık 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 ilerleyecek. Anlata anlata ilerleyecek. Nereye kadar varacak, kaç bölüm var o kısmını bilmiyorum. Mod manager koymuşlar. Muhtemelen güzel modlar gelir. Banished gibi genişler, hatta workshop'una da sizin için. Bakayım oyun 32 TL civarı bir şey olması lazım yanlış hatırlamıyorsam bu sırada. More farmer slots demiş. Improved markets. Yani bütün can sıkıntısına mesela sandbox bile eklemiş herif. Daha güçlü pompalar eklenmiş, gelişmiş marketler, ormanlaşma bilmem ne, radyoaktif şey bile gelmiş. Yani ekleyen ekler, modlar daha ilerler,